Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Lamy markasına ait olan Safari'nin 2021 özel üretim renklerinin Terra Red incelemesini yapacağız. Web sitemiz ENG Kalem üzerinden Lamy Safari dolma kalem çeşitlerine ve markanın diğer kalem çeşitlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte incelememize başlayalım. Lamy Safari modelleri bu şekilde. Kendilerine has, basit, sade bir karton kutuyla gönderiliyor. Şu şekilde bir kutu açılımı olsun. Akabinde de hızlı bir şekilde incelememize başlarız. Kutunun içerisinden de yine bir böyle bir karton geliyor ve klipsi bu kartona tutturularak kartonun içerisinde sallanmaması amaçlanarak düşünülmüş bir paketlemesi var. Şöyle çıkartalım kalemimizi. Kartonumuzu şöyle kenara bırakalım. Safari'nin 2021 özel üretim renkleri bunlar. Bundan 40 yıl önce Lamy Safari üretildiğinde ilk iki model olan Savannah Green ve Terra Red olarak üretildi. Sonraki videolarımızda da Savannah Green'in ayrıca bir incelemesi olacak. Ama kanalımızda da iki kaleminde yan yana olan videoları da mevcut. Bugün sadece bu model üzerine yoğunlaşacağız. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir renge sahip. Terra Red olarak geçen bu renk daha çok böyle turuncumsu bir renge sahip ve aynı zamanda bu kiremit kırmızı bir ara renge sahip bir görünümü var. Tabii ki tam net olarak rengi ne diye yani şöyle yani rengi şudur diyemiyoruz çünkü bu tür renklerde hani ara renkler olduğu için kullanıcılar buna dediğim gibi kiremit kırmızı da diyebilir. İşte biraz turuncu da andırabiliyor. Ama firma buna Terra Red ismini vermiş. Web sitemizden de Terra Red olarak bulabilirsiniz. Kalemin bu şekilde bir görünümü var. Kalem bütünüyle bir plastik gövdeye sahip. Üst gövde, kapak, işte alt gövde tamamen plastik. ABS plastikten yapılıyor Lamy kalemler. Kaliteli bir plastik yapısına sahip. Ucuz plastiklerden değil. Klipsi tamamen metal ve bu 2021 renklerinde ise klipsleri siyah renkte sunuldu. Normalde Lamy kalemler şu şekilde parlak krom bir klipse sahipken bu özel serilerde bu şekilde sunulmaya devam etti. Bu da mesela Lamy'nin All Black serisi. Bunda da klipsi siyah. İşte atıyorum Vista serisinde de mesela krom olarak gelen klips. Bu özel serilerde de siyah bir klipsle geliyor. Sağlam bir klipsi var. Şuradan şurayı çevreleyen bir klips yapısı var. Yani rahatlıkla her yere rahatlıkla kullanabileceğiniz sağlam nitelikte bir klips. Tak çıkar kapak sistemine sahip. Rahatlıkla çıkarıp takabilirsiniz. Zamanla gevşeme olmuyor açıkçası. Şuradaki o çentikli yapı diyelim şuradaki inner kapağı oturarak bu kalemin snap-on sistemi sağlanmış durumda. Bu yönüyle baktığınız zaman uzun yıllar boyu rahatlıkla tak çıkar yapabilirsiniz. Yani kapakta öyle gevşeme vesaire durumları olmuyor. Bu yönüyle de tasarımı oldukça başarılı. Yaklaşık olarak 16-17 gram bir ağırlığa sahip ama bu ağırlık kapak kaleme takılıyken haldeki ağırlığı. Yani kapağı bağımsız yaptığımız zaman yani 5 gram ya da civarı gelse işte 10 gram belki de 9-10 gram ağırlığa sahip bir kalemi tutuyorsunuz. Ergonomik bir tutuşu var. Şuradaki yanal yüzeylere baktığımız zaman ergonomik tutuşu size sağlıyor ve optimum tutuş açısını da size vermiş oluyor. Ve bu yönüyle de bakınca yani mürekkep size optimum düzeyde akış sağlıyor. Yani normalde kalemi şu şekilde yazmaya denerseniz yazmaz. Bu şekilde de yazmaz ya da böyle de yazamayabilirsiniz. Ama şu şekilde en doğru tutuş açısıyla tutmanızı sağlıyor. Kalemi farklı şekilde tutanlar için yani şöyle işte ne bileyim şöyle tutanlar olabilir. Yani bu şekilde tutarsanız bu kalemden çok daha iyi bir performans alabilirsiniz. Lamy'nin işte bu modelleri siyah uçla beraber geliyor. Normalde şu kaleme bakınca bunlar parlak çelik uçla gelirken bunlar da parlak çelik yani çelik uç ama üzeri siyah kaplanmış. Bu şekilde bir uç sistemiyle geliyor.
Normalde siyah modeli var, All Black serisi. O da aynı şekilde siyah uçla gelirken. Ama diğer çeşitleri parlak çelik uçla gelirken, bunlar siyah kaplama uçla geliyor. Güzel düşünülmüş tasarım detayları var kalemde. Lamy logosu zaten markanın logosuyla şeyi aynı, yazısı ve okunuşu Lamy'nin. İşte ink window var. Buradan içerisindeki mürekkebi görüyorsunuz. Lamy uçları gerçekten çok başarılı. Lamy markasını gerçekten severek kullanıyoruz. Yani bunu nasıl diyeyim size, uzun yıllardır Lamy kullanan birisiyiz. Ve bu yönüyle bakınca da Lamy uçlardan oldukça keyif alıyoruz. Keyifli uç yapısına sahip ve uç çeşitliliği çok fazla. Extra fine'dan B uca kadar çeşitli uç seçeneklerini bulabilirsiniz. Şuradaki uç çıkabiliyor. Yani şuradan çekince çıkartabilirsiniz. Şuradaki damak yapısı da plastik. Tüm kalemlerde olduğu gibi. İşte şurada hava alma deliği var. İşte şurada aynı şekilde mürekkep dolum deliği. Bu şekilde keyifli bir dolma kalem. Bu hangi uçmuş? Bu medium uçmuş. Web sitemizden çeşitli uç seçenekleri var. Bunlar arasında bu extra fine bir uçmuş. Şöyle koyalım. Bunu da şöyle yapalım. Çok çeşitli uçlar var. Bu neymiş? Bu da fine bir uçmuş. Lamy kalemleri çeşitli uçlarla gönderiliyor. Bu da bir B uçmuş. Bu uçları yan yana koyduğumuz zaman da rahatlıkla farkı görebilirsiniz. Uçlar çok çeşitli. Dilerseniz kendiniz alıp da değiştirebilirsiniz. Ama genelde uç çıkarmasını kalemde tavsiye etmiyoruz. Çünkü her çıkardığınız zaman da damak yapısında bir hasara sebep verebilirsiniz. B uç, fine uç, medium uç. Sırasıyla koymadım. Sırasıyla olsaydı ekstra fine'dan sonra fine gelecekti. Hadi koyalım. Extra fine ince bir uç. Fine ondan biraz daha kalın. Şuradaki medium. Medium uç ondan daha kalın. İşte bu B uç. Her uç yapısı birbirinden farklı. Yani üzerindeki uç topuğunun değişmiş olması bu kaleminde uç kalınlığının değişmesine sebep oluyor. Bu şekilde uçlara sahip lamiler. Lami uçları keyifli. Güzel de bir performans alacaksınız diye umuyorum. Kapaklarını kapatalım. Kalemin içerisinden bir adet T10 Lamy T10 mavi kartuşla beraber geliyor. Bu kartuş mavi renkte yazar. Dilerseniz bu kartuşu kullanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Şuradaki remove'u da çıkartmamız gerekiyor kullanmadan önce. Şuradan sağlam bir şekilde tutarak bastırıyorsunuz. Pıt sesi geliyor. Ben bunu yapamam diyorsanız kartuşu şuraya oturtturun. Bunu buradan takın. Vidalayarak bunu kartuşun delinmesini sağlayabilirsiniz. Bu da bir yer, bir alternatif. Veya ben mavi renk mürekkeple kullanmak istemiyorum. Pistonla kullanmak istiyorum derseniz. Bu Lamy'nin Z28 pistonu. Normalde bu serilere bu uymakta. Şuradaki tırnaklar şuraya oturuyor. Bunun amacı işte şu pistonu çevirdiğiniz zaman şuranın dönmesini engellemek. Yani şunun boşta dönmesini engellemek. Yani şöyle hani oturmadığını farz edin. Şurayı döndürdüğünüz zaman işte bu şuraya dönmesini engelliyor. Bu da Z27 pompa. Bu Lamy Safari'lere uygun. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu pompanın üretilme amacı Lamy Aion olsun. İşte başka ne var? Lamy Studio olsun. Bu tür kalemlere uygun bir piston. Fark etmez. Bunlar da kullanılabilir. Bunlar da mesela stüdyolar içerisinden pistonla geliyor. Z27 ile beraber geliyor. Ama Safari'lerde de kullanılabilir. Web sitemizde gerekli açıklamaları yazmıştık. Oradan takip edebilirsiniz. Diyelim ki pistonu buraya taktınız. Sonra mürekkebin şuraya kadar girmesi lazım. Şuradaki alanın batırılmış olması lazım mürekkep haznesini. Şöyle girecek. Sonra pistonu aşağı çevirerek yavaşça çekiyorsunuz mürekkebi.
Bunu ilk sefer yaptığınızda şuralarda kalmış olacak mürekkep. Sonrasında bunu tekrar mürekkebi şişenin içerisine bırakıyoruz, boşaltıyoruz. Sonra yavaş yavaş tekrar bir çevirme daha yaparak pistonun içerisine mürekkebin boşluksuz bir şekilde dolmasını sağlıyoruz. Bu yapınca şuraya kadar mürekkep dolmuş olacak ve tamamen kaleminiz dolacak. İlla lami mürekkep kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela laminin bu T52 serisi. Bunlar kendinden böyle temizlemeli şeylerle geliyor. Şuradaki mürekkep emici bir bez gibi bir şey var burada, peçete. Bu mesela turkuaz rengi. Pistonla kullanacaksanız eğer lami de kullanabilirsiniz. Ya ben lami renklerini beğenmiyorum ya da farklı marka mürekkep kullanmak istiyorum. Kullanabilirsiniz. Burada illa aynı marka olmak zorunda değil. Mesela bu da Kaweco'nun yeni tasarım şişeleri. Bunlar 50 mil'e yükseltildi kapasiteleri. Bunu da bu kalemle de kullanabilirsiniz. Yani bu tercih tamamen size kalmış. Hangisi sizi daha böyle ne derler, renk olarak iç açıcıysa ya da kullanışlı geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Bu da mesela Röhrer Klinkner markasına ait bir mürekkep. Dilerseniz bunu da kullanabilirsiniz. Yani burada önemli olan kullanıcının hangi mürekkebi daha çok sevdiği veya hangi mürekkep rengini daha çok sevdiği. Pistonla tercih edecekseniz eğer farklı renk mürekkep veya farklı marka mürekkepleri kullanabilirsiniz. Burada altını çizerek bir detaydan bahsetmek istiyorum. Ama eğer ben sadece lami kalemlerimi kartuşla kullanmak istiyorum derseniz, bu kartuşu buraya taktıktan sonra yine eğer mavi renkse kartuşunuz lamini, şırıngayla buraya enjekte ederek buraya tekrar bunu takabilirsiniz. Tavsiyem şu: bir kalemde kartuşunuz bittikten sonra kalemi temizlemeniz, şuradan işte şu kartuşun arkasını şuradan kesin, şırıngayla şuraya takın bunu. Şırınga buna oturuyor. Buradan suyu basarak temizleme yapabilirsiniz. Sonrasında dilerseniz yine lami kartuşlarını kullanabilirsiniz. Lami kartuşları sadece lami kalemlere uygundur. Farklı marka kalemlerde kullanamazsınız. Lami firması bu şekilde yapmış. Bunun nedenini biz de bilmiyoruz ama firma böyle uygun görmüş. Sadece kendi marka kartuşlarıyla uyumlu. Onun dışında diğer markalarla kullanamıyorsunuz. Böyle bir handikapı var. Ama bu tabii ki bir sorun değil. Artık hangisi sizin için daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Burada tercih tamamen son kullanıcıda. Hangisi kullanıcı için daha iyiyse en doğru tercih yapması daha kolay oluyor. Yani dilerseniz kartuş, dilerseniz piston konvertörle kullanabiliyorsunuz. Kullanıcının tamamen şeyine bırakılmış durumda. Şurada bir yazım denemesi yapalım kalemlerle. Şöyle kalem bir daha etraflıca gösterelim. Rengi gerçekten güzel. İç açıcı bir renge sahip. Şöyle bakınca şekilde güzel yazan bir renk yapısına sahip. Şöyle F'e alalım elimize de, hatta onları da göstermiş olalım. Medium F. Şu F, bakın, yerler misafariler birbirinin aynısı. Şöyle baktığımız zaman iki uçta F. Biz şurada bir yazım denemesi yapalım. ENY kalem. Web sitemizden Lamy marka kalem çeşitlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. Lamy Safari. Safari çok dünya çapında tutulan bir seri. Yani firma bu konuda ciddi bir ivme yakaladı. Her yıl yeni renkler çıkartıyor. 2021 Terra Red. Şu an yazdığımız medium, pardon, fine uçmuş. Özür dilerim. Şöyle karalayalım. Bu fine uç. Lami uçları başarılı. Ciddi, güzel yazan bir uç yapısına sahip. Şöyle bakınca. Mesela bir de ne deneyelim? Bunda mesela şey kullanmışız. Lami'nin Z28 piston konvertörünü kullanmışız. Bunun içerisinde mesela Röhrer mürekkep var. Lami'nin B ucu.
B uç. La mi. Safari Vista diyelim buna. Bu Vista B uçlu bir dolma kalem. Hangi dolma kalem sizin için daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Burada uçlar da önemli. Hangi uç sizi daha çok yansıtıyorsa. Yani kalın yazmayı seven birine ekstra fine aşırı ince gelecektir. Bundan dolayı da uç seçiminde önemli. Bu ekstra fine Lamy Vista Extra Fine. Başarılı bir yazma sahip. Bu da Medium'muş. Lamy Safari Medium uç. İçerisine koyduğunuz mürekkep de eğer akışkansa yani medium uçta bile o kalın yazma şeyini elde edebilirsiniz. İçerisinde Röhrer, Klinkner mürekkep var bunun. Şurada bakalım stüdyolar varmış. Bu stüdyo neymiş? Medium uçmuş. Bu stüdyonun ucuyla stüdyo uçla buradaki uç aynı. Hiç fark etmiyor. Dummy Stüdyo. Her bir kalemi laminin başarılı. Şuradaki stüdyolara da yazalım. Bu da bir stüdyo. Brush serisi. Başarılı bir kalem Lamy markası. Şöyle bakınca keyifli bir yazımı olduğunu görüyorsunuz. Web sitemizden Lamy marka kalemleri inceleyebilirsiniz. Söylemek istediklerimiz bu kadar. Bu Lamy'nin Safari Terra Red rengi. 2021 yılına özel bir renk bu. Bir de bunun Savannah Green'i var. Web sitemizde her çeşidi mevcut. 4 tane uç seçeneği var. Extra Fine, Fine, Medium, Broad. Kanalımızda da Safari ve Terra Red'in bir yan yana olan videosu var. İlerleyen videolarda da Terra Red incelemesini yapmıştık. İlerleyen videolarda da Savannah Green'in de ayrı bir videosu gelecektir. Bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lamy kalemleri alanında başarılı bir firma Lamy. Bu yüzden Lamy kalemlerinde kullanmaktan keyif alıyoruz. Web sitemizde de sunmak bize büyük keyif veriyor. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.